Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Nasıl gidiyor fuar şu ana kadar? Hamdolsun çok güzel. Halkın talebi de çok güzel. Güzel, alaka iyi inşallah. Evet, iyiler. Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederim. Bana işte imza var. Günaydın. Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nın 5.sine katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara, özellikle belediye başkanımıza, Kahramanmaraş Belediye'mize de teşekkürlerimi sunuyorum. Burada 200'ün üzerinde yayıncının katılımıyla, on binlerce ziyaretçisiyle Maraş Anadolu'nun öne çıkan, ilgi toplayan önemli kitap fuarlarından birisi haline gelmeye başladı son yıllarda. Bundan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu dijital çağda her şeyin anlık üretilip anlık tüketildiği bir çağda okuma kültürünün eş zamanlı olarak güçlenerek devam etmesi büyük önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi olarak kurma faaliyetlerine de başlamış bulunuyoruz. Ama sadece tabii ki büyük kütüphaneler, binalar yapıp kitapları oraya koymak değil amaç. Amaç okuyucu kültürünü, okuma kültürünü güçlendirmek, kitabı herkese ulaşabilir hale getirmek. Hamdolsun bir 10 yıl, 20 yıl önceyle kıyaslandığı zaman Türkiye'deki yayıncılığın hem nicelik hem nitelik olarak da ciddi bir sıçrama yaşadığını ifade edebiliriz. Eskiden yılda Türkiye'de 3-4 bin, bilemediniz 5 bin kadar kitap basılırken bu rakam bugün 5-6-7 kat artmış durumda. Kalem olarak söylüyorum. Ve çok fazla farklı alanlarda hamdolsun felsefeden tarihe, siyasi araştırmalardan dini araştırmalara, edebiyattan romana, şiire çok ciddi canlı bir yayın dünyamız, yayın hayatımız var. Üniversitelerimizin sayısı artıyor, gençlerimizin sayısı artıyor. Tabii gençlerimizi geleceğe hazırlarken de mutlaka bunun sağlam bir okuma kültürü üzerine bina edilmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Bu açıdan bu kitap fuarlarının çok önemli bir zemin teşkil ettiğini, önemli bir fırsat sağladığını ifade etmek istiyorum. Burada tabii sadece okurla okuyucu ya da yayıncıyla okuyucu birleşmiyor, buluşmuyor. Aynı zamanda yazarlar, şairler, araştırmacılar, edebiyatçılar da bir araya geliyorlar. Böylece bu kitap fuar alanının dışında başka yerlerde de anladığım kadarıyla şehrin hemen her bölgesinde güzel faaliyetler yapılıyor, sohbetler yapılıyor, konferanslar yapılıyor. Bunlarla tabii özellikle de Maraş gibi şiirin, edebiyatın zaten zengin olduğu, güçlü olduğu şehrimiz biraz daha güçlenmiş oluyor. Ki Maraş gibi 7 güzel adamı üretmiş, Aşık Mahsuni Şerif üretmiş, daha birçok şairi, edebiyatçı üretmiş şehrimizin de bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapması gerçekten çok memnuniyet verici. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gündem ne olursa olsun, son dakika haberleri ne olursa olsun, her insanımız her yaştan mutlaka kitapla, okumakla, defteriyle, kalemiyle birlikte olsun, okumaları bereketli olsun diyorum. Yengenin bir tane daha sana. Thank you.